Pazarlar, pazar manşetinde Ben Fatih Dağıstanlı konuğum Emin Şirinle Ak Parti 22. Dönem Milletvekili ile birlikte canlı yayında karşınızdayız. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Evet Emin Şirinle yapacağımız yayına sizler de rahatlıkla soru yorum görüş değerlendirme hatta eleştirilerinizi yazın. Emin Bey rahatlıkla bu eleştirilerinizi bile. Ee, cevaplayacaktır bu yayında. Ama tabii ben eleştirilerinizi yazın derken Emin Beyle biz bugün ne konuşacağız? Bende hiç hazırlık yok Emin Bey. Estağfurullah sen her zaman hazırsın Fatih'ciğim. Yani doğru da ama yine de böyle bir somut bir hazırlığım yok. Yani nasıl bir akış olsun da Emin Bey'le birlikte şu anda biliyorsunuz nereden baksanız 15 vilayet değil mi? 15 vilayet. 15 büyük şehir şu anda evlerinde. Evet. Diğerleri de evlerinde olmasa bile herhalde yine evlerindelerdir. Evet. Yani sokağa çıkma sınırlaması olmasa da herkes bizi izliyor şu anda. Evet. Ve ne anlatalım ki Evet, hem Türkiye'yi hem bölgeyi hem küresel dünyayı Amerika'da yaşananlar hakikaten işler acısı. Sonra bu Covid sürecinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaşadıkları sağlık problemleri. Türkiye'nin başarısı başarısı mı? %100. Nasıl evet, başardık düşmüş. bunu mesela? Ee, şimdi oradan başlayacaksak bir kere sağlık hizmetleri açısından ben biliyorsun bu Ergenekon sürecinde bir 4-5 sene yurt dışında kalma durumunda kaldım. Almanya'nın, Fransa'nın durumunu gayet yakından biliyorum. İngiltere'de de dostlarımız var, takip ediyoruz. Türkiye'deki sağlık hizmetleri bugün Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin ilerisinde. Dolayısıyla e, sağlık açısından e, şikayet ederken biraz insaflı şikayet etmek lazım eğer şikayet ediliyorsa. Ben o konuda sağlık hizmetleri açısından Türkiye'nin şikayet etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Pek tabi idari problemler var. Bu koronavirüs sırasında işte bir maskenin dağıtılıp dağıtılmaması konusunda çıkan sıkıntılar. Ee, onun haricinde işte ilk sokağa çıkma yasağının son anda ilan edildiği edilmesi sonucu ortaya çıkan görüntüler. Ee, alınan bazı tedbirlerin izaha muhtaç olması. Mesela seyahat yasağı varken... Uçakların kadevesinin uçak biletlerinin kadevesinin kaldırılması veya 20 yaş altındaki insanların sokağa çıkması yasakken kreşlere gidip gitmeme gibi konular, bunlar idari bazı hatalar olmakla beraber bu eksikliklerin çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Ama sağlık açısından bakıldığında Türkiye diğer ülkelere göre göreceli olarak daha iyi bir imtihan verdi ekonomik ihtiyaçlarla sağlık ihtiyaçlarını gayet dengeli bir şekilde yürütmeye çalıştı. O bakımdan bazı tenkitleri yaparken de insaflı yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. E, yani bu konuda tenkit e, gereksiz diye düşünenler yani, İyi yapılan şeyleri de iyi Peki olarak. Peki niye biz bugüne kadar yani bu Amerika'da yani neredeyse çocuklarımızın bile doğumu için Amerika'ya gidiyorduk. Öyle değil mi? Öyle bir şımarıklık o. O şımarıklık yani doğumun Amerika'da daha iyi olduğunu tıbbi açıdan daha iyi olduğunu bana kimse anlatamaz. Hı hı. Ama Amerikan pasaportu alma ihtiyacı hissedenler varsa Türk pasaportu yerine hı hı. onu bir şımarıklık olarak görüyorum. Evet. E yani o mesela pasaportun da bir anlamının olmadığı herhalde artık. E, o ailelerin takdiri Hı. benim takdirim şımarıklık Hı. ama ailelerin tercihleri o yöndeyse diyecek bir lafım yok. Yani mesela daha kadar bu İtalya, İngiltere, Almanya dediğimiz zaman böyle gıptayla baktığımız ülkeler gibi geliyorlardı. Ama bu korona onların bile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bile bu sağlık noktasında ne kadar geride olduklarını ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yani mesela belki siz de eleştirdiniz zaman zaman işte şehir hastaneleri. Öyle değil mi? Şimdi eleştirdiniz mi şehir hastanesini? Şehir hastanesini dışarıdan gördüm. Hiçbirini ziyaret etmedim, görmedim. Ama şehir hastanelerine bakıldığında tenkidin daha ziyade sağlık hizmetleri açısından bazı tenkitler var. Yani 200-300 yatağa geçen hastanelerde bir takım e, mikrobik risklerin vesairelerin olacağı söyleniyor. Ben bu konu uzmanı değilim. Tıbbi açıdan konuşamam ama benim tenkit ettiğim orada. Hepimizin de bildiği iktisadi modeli, hı hı. finansman modeli. Ee, yani sanki cebimizden hiç para çıkmadan yapılıyormuş gibi denilen işte bazı köprülerin, bazı tünellerin, e, şehir hastanelerinin uzun vadeli hazine garantisine e, bağlanmış dövizle yapılan ödemelerinin doğru bir model olup olmadığı çok tartışılır bir konu. O bakımdan şikayetler var. Yoksa sağlık açısından konuşmaya ben mezun değilim. Hı hı. Ama genel olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin durumuna baktığımda göreceli olarak ben dünyanın iyi bir yerinde olduğu kanaatindeyim Türkiye'nin. Evet. E finansman açısını neden eleştiriyorsunuz? Yani e, yap işlet devlet modeline mi karşısınız? Siz? Şimdi bunların fizibilitesi doğru dürüst ortaya konulmuş vaziyette değil. Hı hı. Yani yapılan yatırımların Türkiye'de yapılan birçok yatırım mesela Çanakkale Köprüsü. Hı hı. Üçüncü İstanbul'daki üçüncü köprü, bu şehir hastaneleri gibi hastane yerlerin fizibilitelerini bizden yani halk, devlet paylaşmadı, hükümet paylaşmadı. Dolayısıyla tam bilgileri de sahip olmamanın yanı sıra basından okuduğumuz kadarıyla konuyu yakından takip eden insanların yaptıkları hesaplar bunların pek hesaplı yatırımlar olmadığını gösteriyor. Bir israf olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani bazı konuları daha ucuza yapabilir miydik konusu ortaya çıkıyor. Bunu bazı elektrik yatırımlarında HES'lerde veya işte doğalgaz çevrim santrallarında da bu tip işleri görüyoruz. Yani Türkiye'deki son 10-15 senede yapılan bazı yatırımların fizibilitelerinin doğru dürüst yapılıp yapılmadığı konusunda çok büyük tereddüt var. Yatırımlarının bir kısmının da feasible olmadığı yani ekonomik yeterliliğinin olmadığı konusunda da benim de kesin kanaatim var. Mesela Çanakkale'ye şu anda yapılan köprünün önümüzdeki daha 20-30 sene iktisadi bir değeri olmayacağını görmemek imkansız yani. Evet, yani gereksiz görenlerden siz. Üçüncü köprüyü de mi gereksiz görenlerden? Üçüncü, Üçüncü havalimanını gereksiz görenlerden şimdi misiniz mesela? Şöyle söyleyeyim, havaalanı yapıldı. Bakın, hayır ben havaalanının yapılmasını şey olarak görmüyorum, yanlış olarak görmüyorum. Yeşilköy kapatılmalı mıydı, kapatılmamalı mıydı? Ben anekdotunu anlatayım. Yani Yeşilköy'ün belki ömrünün uzamasına da bir manada e, katkım olduğunu zannediyorum milletvekiliyken. Zira bu proje 3. Havalimanı Projesi İstanbul'da e, çok eskiden yani 2000'lerin başında AK Parti iktidara geldiği zaman da söz konusuydu. Ancak o zamanlar daha Sabiha Gökçen doğru dürüst çalışır halde değildi ki çok ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı Sabiha Gökçen'e. Üçüncü havalimanı yapılmadan evvel de en aşağı bir 10-15 sene Yeşilköy'ün pistlerinin uzatılması ve oradaki askeri bölümün çıkartılmasıyla Türk Hava Yolları'na bir daha park yeri açılması konularından çok Binali Yıldırım'la da o zaman yazıştık, çiziştik, konuştuk. Belki Yeşilköy'ün ömrü de biraz öyle uzadı. Üçüncü havalimanının yapılması konusunda benim bir itirazım kesinlikle olmadı. Yeri yanlış mıydı değil miydi onun da spekülatif olduğu kanaatindeyim. Çünkü rüzgar açısından veya başka sebeplerden Avrupa'daki veya Amerika'daki bazı havalimanları daha iyi durumda değiller. Yani Bazı şeyleri, yani Atlantik'in bütün fırtınalarına açık vaziyetteler. Ancak yine fizibilitesini gördük mü görmedik mi konusu var. Yani orası hı hı. çevre yollarından beraber 2 milyar dolara mı çıkardı? 4 milyar dolara mı çıkardı, 12 milyar dolara mı çıkardı hı hı. fizibiliteleri görmüyoruz hı hı. Fatih Bey. Ben buna bundan şikayetçiyim. Hı hı. Yapılan işler tabii ki yapılmalıdır hı hı. ama yapılmadan evvel fizibiliteleri kamuoyuna paylaşılmalıdır. Yani ben burayı bir statü sembolü olarak yapıyorum demek çok geçerli bir şey değil. Bunların çevre etkilerini... ÇED raporlarının haricinde esas itibariyle fizibilitelerini görmemiz lazım. Hı hı. Ben Çanakkale Köprüsü'nün fizibilitesi ortaya konsa hı hı. daha 20 sene en aşağı hı hı. erken olduğu kanaatindeyim. Bunu bir prestij projesi gibi yapılıyor bunlar ve erken yapılıyor. Bunların başka yerlerde değerlendirilmesi mesela e, GAP veya Konya Uvası'nın sulan, sulamalarının bitirilmesinin Kısa vadede veya orta vadede Türkiye için çok daha fizibil oldu. Anladım da yani bu fizibilite dediğiniz şu işte. Yani kaç kişi kullanacak, kaç araba kullanacak, ne kadar zamanda geri dönüşüm olacak. Geri, değil mi? Bravo. Yani o, bütün bunlardan bahsediyorsunuz. E onlardan bahsediyoruz. Yani yatırı... yani bu, bu ülkede de yani 200 sene önce Londra metrosu yapılmış, Moskova metrosu yapılmış. Bugün İstanbul'da metromuz yok mesela bizim. Yani hala daha onu bekliyoruz. Metro metro pek tabii ki İstanbul'da ihtiyaç ve yapılıyor. Yani İstanbul'da bu ta yani 50 yıl önce yapılması gerekenler doğru doğru. Yani en az 50 yıl olması lazımdı. Şöyle ama 50 yıl zamanı şimdi bir öncelik meselesi. Türkiye'de tarımda bir sıkıntı varsa Hı -hı. bugün tarım konusunda bir sıkıntı varsa meralara çıkan hayvanlardan para istenir haldeysek 3-5 gün evvel genel çıktı. Hı -hı. Bizim herhalde Konya Ovası'ndan e, GAP'ın sulama projelerinin bitirilmesi Hı -hı. 20 sene sonra yeterli veya gerekli olacak Çanakkale Köprüsü'ne yapmaktan daha önceliği olması Hı -hı. lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hı -hı. Yani burada e, bazı konularda mesela Oraya ayrılacak kaynak. Bugün mesela askeri e, askeri mühimmat konusu veya askeri savunma sanayii. Savunma sanayinde çok büyük ilerlemeler var Türkiye'de. Bu çok takdire şayan. Beğeniyor şey. musunuz Selçuk Bayraktar'ı? Pek tabii beğeniyorum. Hı hı. Yani bazı tenkitler var. Orada da aynı şeye geleceğim. Selçuk Bayraktar'ı. bir teslim yok. Kaç paraya alınıyor bunlar? Alınıyor mu, üretiliyor mu? Üretilirken de bunun parasını, pulunu anlamak istiyorum. Bak Şimdi denebilir ki bu ticari sırdır. Yani Hı. onun yaptığı İHA'lar ve SİHA'lar Türkiye'de İHA ve SİHA yapılıyor olması son derece önemli bir şey ve takdir ediyorum. Hoş Tayyip bunu seneler önce yapacaktı. Tayyip niye yapmıyor? Selçuk Bayraktar niye yapıyor? Bir soru işareti olarak duruyor. Hı. Peki buna mukabil bu Selçuk Bayraktar bunu yapması ben Türkiye'de çok takdir edilecek bir iş olarak ama görüyorum. Ama Tayyip'te 50 yıldır var ve en az 50 yıldır ama de bugün hiçbir şey de bugün yapmamış bugüne kadar. Peki yapmamış kim yaptıracak onu? Yine aynı iktidar yaptıracak. Hı hı. Aynı iktidar oraya da yaptırtabilirdi. Selçuk Bayraktar tercih etti. O peki o zaman şunu öğrenmek istiyorum. Tayyip bunu yapsaydı. Bunu e, Akıncı mesela şimdi yeni yapılacak olan Akıncı ki buna benzer bir şeyi e, İHA veya SİHA'yı Bundan aşağı yukarı 10-12 sene evvel Tayı dizayn etmişti. Tayı yapsaydı kaça mal olacaktı? Hı hı. Selçuk bayraklardan kaça alınıyor? Bunu bilmek istiyorum. O kadar. Yoksa ne yaptığı yüzde yüz takdir bir şey. Ne değişecek? Yani burada bir imada bulunuyorsunuz siz aslında. Tabii imada bulunuyorum. Yani yandaş diye kabul edilebilecek aile mensubunun korunup korunmadığını hı hı. veya özel bir muameleye tabi tutulup tutulmadığını anlamak istiyorum. Evet. yani siz, yoksa yaptığı iş çok takdir bir yani Türkiye'de şey böyle bir yakınların korunup kollandığını mı düşünüyor Emin Yani böyle bir kanaatten mi? Cevabı sorunun cevabı sorunun içinde. Pek tabii ki öyle zannediyorum. Bütün kamu da öyle zannediyor. Ama şimdi siz yani yılların siyasetçisiniz evet. 22. dönem milletvekili yazıyor şu anda. Ama yani siz Demirel'in yakınlarını gördünüz. Gördüm. Özal'ın yakınlarını gördünüz. Gördüm. Tansu Çiller'in yakınlarını gördünüz. Hala görüyoruz. E, e, tamam. E ne yani Onları ama senki... hep bunlar yani Güzel. bu 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 siyasette hep ola gelen bir unsur değil mi yani yarın belki Erdoğan'a <laughs> he? doğru e yani Güzel klasik de... bu, bu bu klasik yani Klasiğin dışında peki bunu takdir mi edelim? Hayır bu klasik değil dakika, mi yani bir dakika bir dakika. Ben şimdi sana soru sorayım. Bunu takdir edelim ve devamını mı isteyelim? Hayır işte bunlar ne kadar real onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle yani söyleyeyim. Selçuk Bayraktar'ı, Erdoğan'ın yakınlarını suçlamak ne kadar real. Yani işin en kolay tarafı siyaseten yakınlarına bir menfaat sağlıyor mu? E yani biz Özal'a menfaat sağlıyor mu diye diye Özal'ı e, öldürdük gönderdik. Öyle değil mi? Yani e, e hepsine yani siyasette birazcık palazlanıp birazcık hizmet etmeye çalışan kim varsa... Maalesef bir şekilde oyunun dışına atmak için hemen çevresini yani neredeyse Özal'ın kızının davucuyla evliliğinden oğlunun televizyon kurma işine girmesine kadar hepsini eleştirdik biz bu ülkede. Öyle değil mi? Yani müteşebbis eskilerin deyimiyle. Müteşebbis olmasının bile önüne engel çektik. Yani Ahmet Özal'ına Bu yüzden de Ahmet Özal'ın bugün işi yok mesela. Sorun bittiyse cevabını ya, müsaade edersen vereyim. Pek tabii ki bir insanın akrabası olmak hı hı. o insanı benfi olarak etkilememeli. Hı hı. Ancak müspet olarak da özel bir avantaja mazhar hale getirmemeli. Hı hı. Fırsat eşitliğinin değişmemesi lazım. Bu iktidarın düşman gördüğü veya kendisine yakın olmadığını gördüğü insanlara veya iş adamlarına ne muamele yaptığını gördük. Hı hı. Bugün bunun örnekleri var. Bugün örneklerini yakından tanıdığım insanlarla da hala yaşıyoruz. Mesela? Mesela Kara Mehmet. Mesela hı. Çukurova grubu. Hı hı. Yani... aynı adam zaten. E işte o efsane adamın muhatap kaldığı... Yani Kara Mehmet'le Çukurova grubu aynı adam. Tamam. Hı. Onların muhatap olduğu... Yani ikisi bir kişi. Hayır çok kişi söylüyorsunuz ya gibi. Bir kişi. Gençler çuk... var çünkü. Sizi izleyen gençler var. Merak evet. ediyorlar. Tamam. Çukurova grubundan Kara Mehmet aynı insan. Hı hı. Muhatap kaldıkları adaletsizliği hı hı. makul bir insan incelese aklı yerinden çıkar. Hı hı. Yani burada bir fırsat eşitliği ortada yok. Hı hı. Yani Karamehmet'in elinden Bemece alınıyor. Hı hı. Bemece alındıktan sonra Etem Sancağı veriliyor. Etem Sancağı verildikten sonra inanılmaz özel muamellere muhatap olunuyor. Hı hı. Arifiye neredeyse bedavaya veriliyor. Verilme değil, kiralama veriliyor. Hı hı. Yani adı sen istediğin kadar atla, hı hı. adından oyna. Hı hı. Bedavaya veriliyor. Hı hı. Arkasından BMC özel olarak veriliyor. Ondan sonra o kirpiler eski fiyatından yeni fiyatını karşılaştırırsan nasıl bir muameleye maruz kaldığını hı hı. görme durumu çıkıyor ortaya. Bak AK Parti yani iktidarı orada hiçbir suçu yok her şey Kara Mehmet'in şu anda dosyasını, Aha. keşke onların avukatlarını da çağırsanız da dosyalarını anlatsalar. Ben dosyaların içine baktım. Hı hı. İnanılmaz bir adaletsizliğe maruz kalmış vaziyette. İnanılmaz. İnanılmaz. Mevcut kanunların da uygulanmadığı bir şekilde mahkumiyete doğru götürülüp el ayağı kesilmiş vaziyete getiriliyor. Temesefenin yaptığı zulümde, zulümden başka bir laf kullanmak imkanı yok yani o Tuncay özkanların falan gazetelerinin başına getirilmesi falan hep normal şeylerdi. Onların ben normal olarak gör ben yani o o o paraları Tuncay özkanlara niye verdi karamemmetler? Şimdi Tunçağlı Tuncay... Üz... grubu Emin Bey yani bizim konu... de bir yok, ezberimiz... bir kere kesme Fatih. Bir <laughs> şey anlatırken. Buyurun lütfen. özür dilerim. Orada Çukurova grubunun basın kısmının Tuncay Özkan vesaireyi Tuncay Özkan orada çağırırsın bugün konuşursun. Hı -hı. Getirenleri de konuşursun. Ben temelde devletle ilgili icraatlara bakıyorum. Hı hı. Devletten, devletin insanlara yandaş veya yandaş olmayan diye ayırım yapmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Selçuk bayraktarı fevkalade tat, ıı, takdir ediyorum. Ancak Selçuk Bayraktar'ın bu kadar takdir edilen işler yapılırken özel bir muameleye kal maruz kalmadığını veya muhatap olmadığını da ispat edilmesinin faydalı olacağını anlatmaya hmm. çalışıyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yoksa e, şimdi yani siz de bilmiyorsunuz yani özel bir muameleye hayır, hayır, ben... tabi tutulduğunu bilmiyorsunuz. Ay, özel bir muameleye tabi şuradan tutuluyor geliyor. Niye açıklanmıyor bu fiyatlar? Yani bu kontrat fiyatları vesaireler niye açıklanmıyor? Bunları bilmek istiyoruz. Kamu olarak bilmek istiyoruz. Bu bir özel muameledir. Ticari sır diye saklamaya kalkarsan bunları bu özel muamele haline gelir ve bu makul bir şey değildir. Ha diyebilirsin ki. Yani bu mesela şöyle Çanakkale Köprüsünde olabilir, üçüncü köprüde, havalimanında olabilir de. Yani savunma sanayinde niye bu kadar? Geliştirme. Bu? Yani burası yani orası, yani Sırdan da daha öte bir savunma tamam, meselesi bir dakika, orası. O, yani tabii, niye tabii. niye bu savunmayı bu kadar destekmek istiyorsunuz mesela? Selçuk Bayraktar savunma sanayinde olduğu için. Hı -hı. O bakımdan onun için de yapılacak çok basit bir şey var kendileri bizim temsil eden milletvekilleri için mesela plan bütçe komisyonu veya milli savunma komisyonuna gelirler Hı. gizli bir oturum yapılır orada bilgiyi verirler Bizim, olur mu? Tabii olur. Bizim temsilcilerimiz de bunu dinlemiş olurlar. Olur mu yani? Siz ne şekilde yaptınız? Yani o komisyonlardaki konuşulanlar gizli kalır mı? ya Yani boşverin genel kuruldakiler gizli kalır mı? Ee, İki valla, kişinin bildiğini üçüncü kişi bak, bilir mi bilmez mi? Biz Şimdi Fatih'in yozlaşmış bir sistemi makul göstermeye çalışmamamız lazım. Ha, yozlaşmış. Yozlaşmış tarafları varsa sistemin hı hı. bunu makul göstermeye çalışmamak lazım. Burada yapılması gereken doğru ne ise kurallara uygun olarak hareket edilmesi lazım. Ben bunu talep ediyorum. Ama sistem zaten yozlaşmıştır onun için bunları konuşmayalım demek çok evet. doğru olmuyor. E siz tabii Çukurova'yı açınca siz Uzan'ı da çok iyi bilirsiniz. Biliyorum evet. Uzan da benzer bir muameleye tabi tutulanlardan mı yoksa hakikaten e, o sim kartlarını havuzun altına gömenlerden mi? Şimdi Çünkü o taraf zaman, zaman o da gündeme geliyor. Evet, Cem Uzan tabii. da çok gündeme tabii. geliyor. Yani ilk bu e, iktidarın ilk e, size göre ilk vukuatlarından birisi Uzan. Evet. Şimdi Uzanlar konusunda kendilerinden yapılan bir röportajda bu soruları kendilerine sormanda çok büyük fayda var. Hı -hı. Ben e, Cem Uzan'ı 2005'te tanıdım. Daha evvel tanımıyordum. Hı -hı. Ve tanıma sebebim de bu İmar Bankası'na el konulduktan sonra anlaşma yapılıp yapılmayacağı konusunun kamu açısından sorguladığım zaman tanıştı kendisiyle. Ben orada babanın, hı hı. Cem Uzan'ın ve Hakan Uzan'ın ayrı varlıklar olduğunu görüyorum. Bunlar aynı insanlar değiller. Ayrı ayrı insanlar ve ayrı ayrı icraatları var. Hı hı. Bu Telsim'in e, şeyleri meselesini, kontrolleri meselesini onu kendilerine sormanın yanı sıra El konulduktan sonra 2 milyar dolar civarında yapılan satışların hı hı. Ee, beni mahkemeye verdiklerinde orada hırsızlık var dediğimde mahkemeye defterleri getirin deyince niye defterleri getiremediklerini de sorgulamak gerekiyor. Bazı o zamanki Hayır, Siz el konulmadan sonraki süreci anlatıyorsunuz. Süreci. Şimdi el, el konulmadan önceki süreci. Evet. Yani o mesela Karan Mehmet'leri nasıl savunduysanız şimdi... şimdi uzanları da o el konulmadan önceki süreçte yaptıkları dolayısıyla savunabiliyor mu? Ee, ben iki şeyin sorunun cevabı... Eminşirin onu merak ben, ettim. Ben kimseyi savunmam. Ben Yani çift yap... defter Kardeşim bir dakika lafımı kesme. Şimdi hayır Cumhurbaşkanı bağlanabilir diye. Hemen. <laughs> özür hemen eski te... bir dakika eski TEMSİB Başkanı'na da bağlanmasını isterim. Gelsin buraya otursun da konuşalım. ErTürk mü? ErTürk. Şimdi burada ben bu uzam meselesinde Ahmet en Ertürk. Ahmet ErTürk. En önemli bir konunun cevabını istiyorum arkadaş. Hı hı. Bak. Bunu buradan da açıklayacağım çifte defter var, çifte kayıt var dedikleri imar Bankası'ndan ilgili e, ailenin bütün fertlerine bir de orada bir kere çok anormal bir kanun çıkartıldı. Suçsuzluğunu sen ispat etme yükümlülüğü getirildi çıkartılan kanunla İnsan haklarına aykırı mıdır değil midir onu ayrı tutalım. Hı Orada çok basit bir soru soruyor Cem Uzan. Bu soruyu sordu. Arkadaş dedi benden 5 milyar dolar para istiyorsun. Niye istiyorsun? Burada bir zarar varmış, çifte mevduat yazılmış ve 380 bin kişiye para ödemişsin. Hı hı. Ne kadar ödemişsin? 5 milyar lira ödemişsin. Şunun bana bir dökümünü versene dedi. Fatih, bak dikkatli dinle burayı. Herkes de dikkatli dinlesin. Hı hı. BDDK seni sorumlu tutuyor. Sana bir fatura geliyor diyelim, elektrik faturası. Hı hı. Sen bu faturaya baktığın zaman ne kadar elektrik kullanmışım diye sorma hakkın var değil mi? Hı hı. Orada da bir soru soruyorlar. Diyorlar ki kime ne kadar para ödediniz? Vermediler hesabı. Bunun için mahkemeye müracaat edildi. Bunun da hesabını vermediler. Ve dediler ki ondan sonra biz sizin borcunuzun ne kadar olduğunu hukuki olarak değil idari olarak tespit ediyoruz dediler. Bir borç idari olarak tespit edilir mi? Hı hı. Onun için evvela TMSF'nin adil bir şekilde Hukuki murakabeden geçmiş bir şekilde herkesin borcunun ne olduğunu tespit ettirmeyi, ispat etme yükümlülüğü var bir parayı talep ediyorsan birinden. Anlatabildim mi? İkinci konuya gelelim. Burada Motorola'yla yapmış oldukları bir anlaşma var. Bu anlaşmayı gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu ya. Bir TMSF e telsimi satarken, telsimi işte Vodafone'a satarken 900 küsur milyon dolar Motorola'ya para ödüyor. Bütün borçların kapanmış olması gerekirken hayır diyor. Aynı borcu ödenmiş olan aynı borcu uzanlardan takip etmeye hakkınız vardır diyor Motorola'ya. Bunlar ne biçim anlaşmaya? Bunlar ne biçim anlaşma? Ya? Yani, yani, yani Telsim'in Motorola ile yaptığı anlaşmayı e, Vodafone'a devretmiyor? Hay etmiyor. Onun etmiyor. parasını ödüyor. Ha, ödüyor. Ödüyor. Kapatıyor. Kapatıyor ama diyor. Ben bu borcu kapattığım halde aynı borcu, aynı borcu Hı. uzanlardan takip etme hakkınız vardır. Evet. Yani bu e, Ahmet Ertürk e, sorumluluğundaki TMSF'den Aynen. bahsediyorsunuz. Şimdi devam edeyim. Hı. Yalnız Ahmet Ertürk sorumluluğunda değil. Hı. Onun bağlı olduğu bakanlar var. Ali Hı. Babacan var. Hı. Abdüllatif Şener var. Hı. Bunun başbakanı var. Onların haberi yok mu bunlardan? Ya, siz bugün hepsini destekliyorsunuz. Hiç kimi destekliyor? Ali Babacan'ı. Nereden çıktı? Abdullah Şener'i. Ben mi destekliyorum? Nereden desteklemiyor musunuz bu? şu anda? Nereden duydum? Hayır, desteklemiyor musunuz Emin Bey? Neyi destekliyorum? Yani onlarla birlikte hareket etmiyor musunuz? Nerede ediyorum ben? Nerede gördüm beraber yani, Hayır yani, yani. illa siyasi olarak birliktelikten bahsetmiyorum. Yani illa onların partisine girmenizden bahsetmiyorum. Onların çizgisine şu anda desteklemiyor musunuz? Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Hayır başka bir soruya bir, geçmiyorum. Bir dakika bir dakika geleceğim. Şöyle, şöyle yapalım. Bir dakika. Mı? Reklam arası saatimiz geldi. Verelim. Bir dakika, buna, bir dakika. buna muhakkak cevap verin. Tamam verin. Ben. Onu o yüzden söylüyorum. Yani Abdurlatif Şener'le Emin Şerif'in aynı yerde mi değil mi? Ali Babacan'la aynı yerde mi değil mi? Ben bunları merak ediyorum. Şimdi e, daha çok şey merak ediyorum. Selçuk Bayraktar'ı söyledi. Ben de başka şeyler e, sormak istiyorum Emin Bey'e. Eğer bir yere ayrılmazsanız seviniriz. Keyifli bir ayım ve yaklaşık daha bir saatimiz daha var. Pazar manşeti. Kısa, bu arada Emin Bey'in çayını tazelerseniz de sevinirim arkadaşlar. Kısa bir ara. Pazar manşeti reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden Emin Şirin'le 22. dönem AK Parti milletvekili. Belki 22. dönem deyince hangi dönem diye akıllara gelebilir? 2002? 2002-2007. 2002-2007. Çok yani, zaman geçti. En kritik yıl aslında. Kritik tabii. Değil mi? Tabii. Yani vesayetin AK Parti üzerinde... En yoğun bir şekilde hissetildiği yıllardan Doğru. E, bahsediyoruz. Doğru. Ama şimdi ben reklam arasına giderken ilginç bir yerde kaldım. O da şu. Yani siz e, Türkcell'i, Telsim'i, Vodafone'u bir gündeme getirdiniz. O, onların sahibi olduğu şirketleri, Çukurova grubunu, Uzan grubunu gündeme getirdiniz ve o e, el koymalarla ilgili de Abdullah Şener'i, dönemin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ü, e, Ali Babacan'ı Babacan e, itham ettiniz bir ölçüde. Bu arada ekranlarımız da açık onlara olur evet. ya belki bağlanıp bir şey söylemek isterlerse, söyleyecek bir şeyleri varsa, onu da bilmiyorum açıkçası. Vardır herhalde muhakkak ki şimdi Ali Babacan'dan Adül Şener için şunu söylemek. Bir kere genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yerli ve milli olduğunu söyleyen bir iktidar bu telefon şebekelerini olduğu gibi yabancılara satan iktidar. Hı hı. Türk Telekom satıldı. Sonunda neler olduğunu görüyorsun. Haririye satıldı büyük bir skandal, büyük bir para transferinden, para hırsızlığından, haririnin yaptığı hırsızlıkla sonunda zararından beraber Türklerin üstüne tekrar Türk Telekom kaldı. Yerli ve milli bir iktidarsa oraya girmeden. şey dur, ama ha şeyi söyleyin ama yani şeyi söyleyin e. ama yani ne oldu da Ali Baba Can Abdullah yan yana geldiniz? An ben yan yana gelmedim kimseyle. Onlar mı geldiler? Onlar da benim yanıma gelmediler. Biz aynı yerlerde e Tamam dur, da şu anda bir hepinizin dur. amacı Erdoğan'a AK Parti'yi devirmek. Benim öyle bir talebim de yok. Ben, yok o, ben Türkiye'nin doğru dürüst idare edilmesini, kuvvetler ayrılığının gelmesini ve devam etmesini konuşuyorum. Hı, hı Benim ne düşündüğümü bana sor. Benim ne düşündüğümü sen söyleme bana. Burada sana cevap vermek için zaten buradayım. Şimdi bir kere şu telefon ve GSM şebekeleri meselesine bakalım. Hı, hı. Dervişin geldiği günden beri ki Ali Babacan'a en büyük tenkidim derviş politikaların devam ettirmesidir. Bugün e, birçok icraatını tasvip etmediğim e, Berat Albayrak da aynı şeyleri söylüyor. O zamanlar ithalat cenneti olduk vesaire diye konuşuyor. Şimdi bak, yerli ve milli bir iktidar olacaksın. Türksel'in Ruslara satılmasını temin ettirteceksin. Vodafone'u özellikle bazı aracıları da ortaya koydurmak suretiyle şey Telsim'i Vodafone'a sattırtacaksın. Motorola'ya o arada 910 milyon dolar para ödeyeceksin. Göya bir tahkimin e, uzlaşması adı altında. Türk Telekom'u da tutacaksın. Lübnanlı bu konularda hiç tecrübesi olmayan bir adama satacaksın. Tamam işte bütün bunları yapanlar Ali Babacanlar, Abdullah Şenerler ve başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan Başbakan ayrı ama ayrı yani ayrı değil. Abdullah ya Şenerler yani düne kadar o partideydi. Ali Baba Ben Babacan de onu tenkit ediyorum zaten. E şimdi ama umut olarak sunuyorsunuz bu adamlara. Yani ben kimseyi ben sunmuyorum kardeşim dur. Hı. Benim için konuşma. Benim için bana soru sor. Ben bunları kimseyi umut olarak bir yere şey etmiyorum, Hı. takdim etmiyorum. Bilakis yaptığım YouTube programlarını da seyredersen Madem Ali Babacan'ı konuşacağız. Ali Babacan bugüne kadar şaibesi pek çıkmamış bir insan. Ancak derviş politikalarını devam ettirmiş, yanlış kurt politikası uygulamış ve sonuç itibariyle Türkiye'nin bugün çektiği sık ekonomik sıkıntıların temelinde hı hı. onun uyguladığı politikaların ol olan bir kişi. Geçen gün de televizyonda seyrettim. Çok aklı başında güzel şeyler söylemekle beraber ben kendisine şu soruyu soruyorum. Arkadaş geçmişte neden şikayet ediyordun? Bir öz eleştiri yapıyor musun? Hı hı. Hayır. Ben ciddi bir öz eleştiri daha duymadım. Babacan'dan. Babacan tenkit ettiği, iştirak ettiği 13 sene e, kontrol ettiği veya yönettiği ekonomi yönetimini bir öz eleştiriyle karşılamazsa... ...içinde olduğu hukuk düzenini doğru dürüst anlatmazsa hı hı. benim için çok büyük bir soru işaretidir. Mesela... Soru işaretlerinin başında Sadullah Ergen'in pozisyonu geliyor. Hı hı. 12 Eylül 2010'da FETÖ dediğimiz teşkilatın teşvikiyle yapılan bir referandum var. Hı hı. Adalet referandumu diye yapılan hı hı. referandum var. O referandumdan sonra adalet sisteminin içine binlerce FETÖ'ye FETÖ iltisakı dolayısıyla sonradan görevden atılmış olan hakim ve savcıları yerleştiren, HSK'nın başındaki kişi Sadullah Ergin. Bunun bir öz eleştirisini siz yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Siz bu öz eleştirileri yapmadığınız takdirde Türkiye için nasıl yeni bir istikbal teklif edebiliyorsunuz? Ben bunları daha görmedim. Dolayısıyla bir destek var mı yok mu diye e, sen destekliyorsun demeniz doğru olmuyor. Yani desteklemiyorsunuz yani. Hayır ne destekliyorum ne desteklemiyorum. Ben bir soru soruyorum. Hı. Diyorum ki öz yaptınız yani yaptınız. Ne diyecek mesela? Yani Sadullah Ergen, Ergen, Ali Babacan, Abdullatif Şener ne diyecek? Mesela şimdi Abdullatif Şener CHP'de. Evet. Öyle değil mi? Evet. E, şimdi ne diyecekler de sizi tatmin edecekler. Yani bu adamlar ne derlerse mesela benim gibi bir adamı tatmin edebilirler. E edemezler. Çünkü niye? Yani eğer o gün bir suç varsa suç hepsinin suçu. Öyle değil mi? Hepsinin suçu. Ama e, eğer motor olaya o para ödendiyse Evet. Kim ödedi? Başbakan ödedi, bakan ödedi, TMSF ödedi. E tamam. Evet. Ama şimdi de umut olarak karşımıza çıkıp e, siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Peki tamam. FETÖ'cü mü bunlar? Ben bunlar FETÖ'cü mü? Hiç, bak kimse hakkında hukuken bir şey karar yok ise ben bir FETÖ'cülük ithamı hakkında bulunmam. Kimse için bulunmam. Yani bu insan... Yani hukuk FETÖ'cü derse der misiniz? Eee... O zaman ciddi almaya başlayabilirim. Esnizinle yani sizinle ilgili ergen koncu dedi. İşte bugün. onun için ciddi almaya başlayabilirim. E yani dedi. demek ki o zaman siz ergen koncuydunuz. Fatincim lafımı kesme. Bak bir soru soruyorsun. Daha cevap <laughs> ver merak baş... ediyorum ya. merak Hayır. ediyorsan <laughs> cevabımı sonuna kadar tamam, dinle ondan buyurun, sonra buyurun. yeni sorunu ben buradayım. Tamam. Her soruya da cevap verdiğimi görüyorum. Vermeye çalıştığımı görüyorsun. Şimdi kimsenin bir kere adaletin çok yıprandığı muhakkak Türkiye'de adalet hep yıpranmıştı. Hı hı. Yani AK Parti'den önce de yıpranmıştı. Ondan evvelki yani Mehmet Voltay'ı hatırlıyoruz. Hı hı. Yani Alevileri ben savcı yaparım, hakim yaparım, mi yapacağım diye konuşan bir Adalet Bakanı bile Zekeriya dedi. Öz'ü yapmış mesela. Ha şimdi ondan sonra Zekeriya Özler gelmiş vesaireler. Şimdi nerede Zekeriya Öz? Kaçak oturuyor hı hı. Almanya'da. Hı hı. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman Türkiye'deki adaletin hiçbir zaman doğru dürüst Kuvvetler ayrılığı çerçevesinde e, hakikaten adil bir şekilde çalıştığını göremedik. Hep böyle sıkıntılar oldu. Ben milletvekilliğimde zaten en şikayet ettiğim konulardan bir tanesi, hı hı. Ankara'da bir davası olan insan oradaki e, avukatlara gittiğinde, dava dosyasına bakmadan evvel oradaki avukatlar hangi daireye düştü orada tanıdık hakim var mı diye sorarlardı. Yani tanıdık hakim veya savcı ile işler yürütülür mü diye sorarlardı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin yalnız bugünkü problemi değil ilanaya eskiden beri gelen bir problemi. Pek tabii ki bütün hakim ve savcıları ilzam etmek istemem. Aralarında çok büyük miktarda çok namuslu insanlar var ama adalet her zaman siyasetin etkisinde kalmış hı hı. kuvvetler ayrılığını tesis edememiş bir ülke olarak yaşadık. Hı hı. Bu bugün arşu alaya çıkmış vaziyette. Bunu FETÖ döneminde yaşadık. Biz Ergenekon sanığı olduk. 12 sene yargılandım. 12 senenin sonunda kumpas dendi. Kumpas olarak dava beraatle sonuçlandı. Orada da bir parantez açayım. Madem kumpas, bu kumpası kim kurdu diye 5 aydır 6 aydır televizyonlardan suç duyurusunda bulunuyoruz, hı hı. çıt çıkmıyor. Bu kumpası kim kurdu ya? Peki yani siz kimseye FETÖ'cü diyemiyorsunuz ama siz FETÖ'cü müsünüz? Ben mi? Hı -hı. Sence FETÖ'cü müyüm ben? Olabilirsiniz. Peki niye olabilirim? E, gittiniz görüştünüz Pensilvanya'da. Evet. dibinde oturdunuz. Ondan tatiline. sonra da Ergenekon sanığı oldum. Evet. Evet. Olamaz mısınız mesela? Yani siz bu ters köşe stratejisini Türkiye'de nadir bilen adamlardan birisiniz mesela. Ben bilen tatbik eden bir insan değilim. Yapanları çok iyi teşhis ediyorum Heh, ama yapan, yani yapanları Heh. çok iyi Bu ters köşeyi şey bilirsiniz yani. Ben hattımı hiç değiştirmemiş bir insanım. Ben neysem hep oyum. Hı hı. Hiç prensiplerimi değiştirmedim. Velev ki FETÖ'cü olsaydım herhalde Ergenekon'da 12 sene yargılanmazdım. Peki hiç fetöcüler yok muydu Ergenekon'un içerisinde dahil edilenler arasında? Bilmiyorum. Yani orada 200 küsur insan vardı. 300'e yakın sanık vardı. O sanıkların bir kısmını ıı, tanımadım. Önemli bir kısmını hiç tanımadım. Hı hı. Hatta şimdi bazı ismi geçen insanlara baktığımda aynı davada yargılanmışız. Hala isimlerini bile bilmiyorum. Yani nasıl yan yana geldik diyorsunuz değil mi? E vallahi o çok garip bir durumdu. E, oradaki insanlar öyle bir çuval nasıl öyle bir çuval kurdular da o çuvalın içine herkesi bir arada. Ergenekon diye bir şey var mı? Bence yok, hayır. Niye yok mesela? Yok böyle... Yani her şey var bu ülkede de FETÖ diye bir şey var mı desem ona da yok mu diyeceksiniz şimdi. Şimdi soruları zıplayarak gidince olmuyor. Ergenekon var mı dersen yok. Hı. Yani şu Ergenekon davasının içine baktığımda münferit bazı hadiseler hı hı. silahlı terör örgütü kapsamına konulmadan ayrı ayrı hukuki mesele yapılsaydı bunu anlayışla karşılayabilirdim. Hı hı. Bazı konular hakikaten olmuş olabilir. Ancak kanuna uydurmak için, kılıfına uydurmak için bunu silahlı terör örgütü haline getirmek, Danıştay cinayetini bağlamak, bilmem neyi bağlamak suretiyle saçma sapan bir çuval ortaya konulmasının ben hiçbir mantığını görmedim. Nihayetinde de zaten kumpaslandı, geldi geçti. Yani Danıştay saldırısı kendi başına bir olay mı sizce? Ya da Hrant Dink'in öldürülmesi kendi başına bir olay mı? Hayır. Yani siz da, hakikaten öngörüle, hayır, öngörüleri olan bir hayır, noktadasınız. Hayır ama Ergenekon denilen konuyla alakası olmayan konular. Neyle Nitekim, alakası var? Işte peki? Zaten işte onun ortaya çıkması lazım. Yani Türkiye'de karanlık kalmış yüz düzinelerle cinayetin... Hı hı kimin tarafından hangi saikle işletildiğini Hablemitoğlu gibi dahil. dahil ve kaç tanesi daha bu kim öldürdüm? Biz daha Urbumcu'yu Ur çözemedik. İşte bunların Hı -hı. karanlık bir çerçevede kalmış olan bu cinayetleri Demek ki var işte bir Ergenekon. Olma, bu Ergenekon değil. Nedir adını söyle başkası şey değiştirin. Bilmiyorum. bilsem Abi söyleyin diye merak ediyorum Bilmiyorum. Yani. Ya bu fırsat Bil her zaman ele geçmez. Ya o bilmem Ney neyin? Hayır, Hayır, her zaman gelir konuşuruz da Heh. bilmiyorum. Bilmemenin sıkıntısını yaşıyorum. Ama devlet içerisinde bir irade e, bütün bunları dizayn ediyor olamaz mı yani? Siz Olabilir. Ha bravo. Cevabı verdi zaten. Tamam. Cevabı verdi. Eski devlette de bu. Yeni devlette yok mesela böyle Uğur Mumcular, Hablemitoğulları, Örantingler yok mesela şu anda. Var mı? Bu şu anda olup bitenleri mi? Ha, var mı? H Hablemitoğlu var mı? Öranting var mı? Uğur Mumcu var mı? Başka Mu şeyler. Mu Muammer Aksoy var mı? Barayu çok var mı? Sen şu. Anda... Madımak var mı? Ya sana bir şey söyleyeyim. Başmaklar var mı? Fatih, senden konuşmak çok zor çünkü bir soruyu sorduğun zaman daha ağzımı açmadan Tabii buyurun, başka şeyler sıralıyorsun. Buyurun. Şimdi o dönemde, o dönemden, eski dönemden ilgili yapılmış bazı hadiselerin açıklığa kavuşamamasının sıkıntısını bugün Türkiye hala çekiyor. Hı hı. Bugün hala çekiyor. Dolayısıyla bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Bunların içinde devletin içine yuvalanmış, kümelenmiş bazı organların bu cinayetlerde parmağı var mıdır? Muhtemelen vardır, hı hı. belki vardır. Ama ben şu yapmıştır diyecek durumda değilim ki. Hı hı. Yani bunlara, bunlara bilgi sahibi değilim. Ama bunların ortaya çıkarılamamasının sıkıntısını çektiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Sonunda bunların hepsini bir çuvalın içine sokup bir tarafa atmaya kalkıyoruz. Atmaya kalktığımız zaman da Türkiye hiçbir zaman şeffaf kurallara dayanan bir hukuk devleti haline gelmiyor. Ben bu şikayeti ortaya koyuyorum. Bugün bazı cinayetler var mıdır yok mudur bilmiyorum. yani bazı ölümlerin, bazı ortaya çıkan hadiselerin yine devletin içine kümelenmiş bazı kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Ben bugün hala CIA'nin, KGB'nin, BNR'nin Türkiye'de cirit atıp atmadığını bilmiyorum. Yani dolayısıyla şeffaf hukuk devleti olmadığımız müddetçe bu sıkıntıları konuşur halde olacağız. Ben kimseyi parmağımdan itham edemem çünkü bilgi sahibi değilim. Hı hı. Sadece bu sıkıntıların devam ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hı. Böyle bir sıkıntı var ortada. Bugünkü hükümeti de izam edecek bir durumda değilim. Hı hı. Ama bugünkü hükümete şöyle bir şikayetim var. Ergenekon'un kumpas olduğu mahkeme kararlarından tespit oldu mu? Hı hı. Oldu mu olmadı mı ben sana sorayım. Oldu. Oldu. Bütün hukuki mercilerin hepsi istisnasız... Bu bir kumpastır dedi değil mi? Hı hı. Ben o zaman şu soruyu soruyorum. Bu kumpası kim kurdu kardeşim? Bunu soruşturmasını niye yapmıyorsunuz? Hı hı. Bunun soruşturmasını niye yapmıyorsunuz? Bu soruşturmaların yapılmaması, bu kumpasın ortaya çıkarılmaması çok büyük bir problem. Devam edelim. Sayın Devlet Bahçeli defalarca 15 Temmuz'u siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır dedi. Hı hı. Çıkarıldı mı? Kim ayağı? Bilmiyorum. Ya şimdi Emin Bey. Yani bilmiyorum. Şimdi o kadar çok bilmiyorum. Yani yan yana getiren şu Emin Bey'in söylediği bilmiyorumlarım da. Yani kitap olur. Bilmiyor. O kadar ergene konu bilmiyor. FETÖ'yü bilmiyor. Cinayetleri kim işledi bilmiyor. 15 Temmuz'un siyasi ayağını bilmiyor. Yani siz 15 Temmuz'un siyasi ayağıyla e, evli kaldınız. Şimdi bak en büyük kusura bakma terbiye sınırlarını geçer hale geliyorsun. Niye? Hayır. Ben siyasi ayağından evli mevli kalmadım. Ne, ben 2003'te Nazlı Ilıcak'tan boşandım. Tamam. Nazlı Ilıcağı da 15 Temmuz'un siyasi ayağıdır diye itham etmeden etmem. Mahkeme bah Bak sen de çok büyük bir hata yapıyorsun. Bugünkü iktidarın yaptığı hata ve basının yaptığı Hı -hı. hata. Kendinizi hukukun yerine koymayın. Nedir o zaman? Ama bilmiyorum deyince de Emin Bey. Tabii ya bilmiyorum. O... Ben bilmeyeceğim ki bunu hukuk bilecek. Ya sizin gibi yani tecrübeli bir siyaset adamı, entelektüel, aydın, birikim sahibi e, kişi onu bilmiyor, bunu bilmiyor. Şimdi ne biliyorsunuz diye sorarım Zaten, ben o zaman. Be, o sebepten bilmiyorum. Heh. Ben neyi biliyorum biliyor Heh. musun? Bunları ortaya çıkarması gereken merciğin hukuk olduğunu biliyorum. Ben haddimi de biliyorum. Ben iki şeyi biliyorum. Hı hı. Ben bir kere haddimi biliyorum. İkincisi bu tip konuları ortaya çıkartmak gereken merciğin, dedikodu çıkaranlar veya siyasetçiler değil, hukuk olduğunu biliyorum. Tamam. Dolayısıyla hukuk ciddi çalışan bir hukuk, siyasete alet olmamış bir hukuk. Tespitlerini yapınca durum ortaya çıkar. O zamana kadar ben konuşma hakkına sahip değilim. Ben bazı sıkıntılarım varsa bunları hukuka intikal ettiririm ki ettiriyorum. Hı hı. Şimdi de diyorum ki bu Ergenekon kumpasını kim kurdu çıkarın ortaya. Hı hı. Çıt yok. Ben hukuktan şikayetçiyim ama kendimi hukukun yerine koyup bu kumpası hükümet kurdu, fetö kurdu, şu polis kurdu, şu siyasetçi kurdu diyecek şekilde hatsizlikte edemem. Evet. Bu arada e, hemen Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan bir mesaj geldi. Buyur. Diyor ki Ergenekon kararları tümüyle kesinleşmedi. Yargıtay e, aşamaları bekliyor. Dolayısıyla kompas olduğu hukuki anlamda kesinlik kazandı. Yok kazanmadı. yanlış biliyor. Hayır, Değil diyor. Hayır yanlış. Hukuk biliyor. adamı. Hayır yanlış. Yanlış biliyor. Kendisinin Ayasofya konusunda O zaman şöyle yapalım. Dakika, mı? bu konu şöyle yapalım Emin Bey. Canlı yayındayız. Hı. Bu hafta perşembe günü sizi davet edeyim. Ali İhsan Bey var. Karşısında da siz. Bu konuyu konuşun. Ali İhsan Çünkü, bak şimdi tekrar geleyim. Ali ha, İhsan Bey'le tabii memnuniyet olur. Perşembe oldu. akşama. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ali İhsan Bey'in Ayasofya için söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Geçenlerde ta takip ettim. Bazı konularda hiç katılmıyorum. Hı hı. Yaptığı bazı davranışları da hiç takdir etmiyorum kendisinin. Ama Ergenekon konusunda bilgisi yok. Bitti. Tamam çok güzel. Bitti. Bize 4 Kasım tarihli davanın bittiğine dair kağıt geldi. Hı hı. Tek kalan kısmı İlker Başbuğ'un kısmıydı. Hı hı. Yüce Divan'a gideceği için. Yüce Divan'a da kendisi gidemiyor. Çünkü hı hı. başbakanlık ya yani cumhurbaşkanlığı izin vermedi yargılanması hı hı. için. Ergenekon dosyası kapandı ve bitti. Onun için o bilgiyi düzeltmiş olayım ki. düzeltmiş olalım. Ama Perşembe akşamına bir şey demiyorsunuz. Hayır bir şey demiyorum. konuşulacak konulara göre onu tekrar değerlendireceğiz. Evet. Hayır, evet, ben e, gelmenizden... Ayasofya yani... konusunda yanlış söyledikleri doğru. E, Ayasofya iş bankası... konusunda bir şey söylemedi şu anda. Hayır da bugün söylemedi de daha, evvel daha önce ettim. Ya, Ben de... Onu doğru buluyorum. Hı, hı. Çünkü eğer miras hukukuysa Ayasofya camidir. Hı hı. İş bankası için gürültü miras hukukundan çıkartıp da Ayasofya'daki miras hukukunu dikkate almazsanız, Buradaki çok büyük bir tenakuzu da CHP'nin izah etmesi lazım. O konuda haklı. O konuda haklı. Üzlük yani var. İş Bankası ikircikli bir tavır sergilememek lazım diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani yani, eğer yani, İş Bankası'na miras diyorsanız Ayasofya'da bir mirastır diyorsunuz. E, tabii mirastır. Vakıf olarak e, vakfedilmiş. E, vakıf olarak vakfedildikten sonra bugün hala tapuda cami görünüyor. Bugün hala tapuda cami görünüyor. Hı hı. Bunun müzeye çevrilmesi konusundaki Altında Atatürk'ün imzası olduğu söylenen ama olup olmadığı belli olmayan kararnamenin hukuken geçerli olup olmadığı da belli değil. Dolayısıyla miras hukukunu konuşuyorsanız Ayasofya'daki tavrınızdan e, İş Bankası'ndaki tavrınızın ikircikte olmaması Olmaması lazım. Evet. Şimdi e, gelelim bir arada bir Hilmi Özkök'e taktınız. Nasıl taktım? Yani suçladınız Hilmi Özkök'ü. Hayır suçlamadım olmakla, ben bildiğim Fetöcü, bir hadiseyi anlattım. FETÖ'cü anlat. olmakla itham ettiniz yani. Etmeden his yine? Şimdi bak çıkarılan e, bu tip yorumların yapılması bir algı e, olarak bu şekilde çıkmış olabilir. Ben bir hadiseyi anlattım. Fethullah Gülen'in bir söylediğini anlattım. Hı. Buradan kim yorum çıkarırsa çıkarsın. Buradan Fethullah Gülen'in de o bizdendir dediğini duymadım. Biz onun albay yapılması bile e, ne bile şaşırmıştık dediğini söyledim. Hı hı. Bundan kim ne yorum çıkarırsa çıkarsın. Evet. Ama Hilmi Özkök'ün o zamanki tayinlerdeki, terfilerdeki suskunluğunu e, o sıralarda şimdi ortaya çıkan 15 Temmuz'dan sonra bir facia olarak ortaya çıkan e, askeri kademelere FETÖ'cülerin yerleştirilmesi sürecinde bir rolü olup olmadığını veya niye suskun kalıp kalmadığını çok ciddi izaha muhtaç bir konu olarak görüyorum. Evet. E siz bu düşüncelerdesiniz de nasıl oldu da 2002'de AK Parti'den mi bu seçildiniz? AK Parti'de AK Parti'ye ben çok severek ve isteyerek girdim. Ama ondan sonra AK Parti'nin konuştuğu şekilde hareket etmeyeceğini gördüğüm için istifa ettim. 3 ayda. 3 ayda değil 10 ayda. Hı hı. Yani Eylül 2003'te istifa ettim AK Parti'den. Şimdi bak Ondan evvelki 28 Şubat sürecine bakmak lazım. Benim siyasete giriş sebebim bir odur. Bir ikincisi de Sayın Necmettin Erbakan'ı çok yakından tanımış olma imkanına kavuşmuş olmaktır. Sayın e, Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum ve çok önemli bir devlet adamı olduğu kanaatindeyim. O zaman da şunu gördük 28 Şubat'ta. Vefat ettiği için böyle söylüyorsunuz? Hayır yani, hayattayken. Şu anda mesela başbakan olsaydı aynı şeyleri söyler miydi? Keşke de başbakan olsaydı. Keşke 28 de bak. Şubat'ta da böyle söylediniz mi? Olmaz olur mu? 13'ün girdim AK Parti'ye. 13'ün de kendilerinden gayet yakın durduk. Hı. Şimdi 28 Şubat'ta gördüğüm, e, Türkiye'de bir dindarlar var, mütedeyyin dindarlar var, bir laikler var. Hı hı. Bir de bunların iç, u, u, uç kısımları var. Dindarların ötesinde dinciler var, dini siyaseten istismar edenler var. Laiklerin de ucunda laik perestler var. Yani sanki ateist davranmayı veya dine karşı olmayı mübah bir şeymiş gibi gören laik perestler var. Türkiye muazzam bir kamplaşmanın içine girdi 28 Şubat'ta. Ben burada bir tolerans köprüsü kurulması gerektiğini, özellikle samimi laiklerle samimi dindarların arasında bir diyalog köprüsü olması gerektiğini düşünen bir insan olarak siyasete girdim. Hı hı. Ve o sıradaki yolsuzluk iddialarını, yoksulluk iddialarını, yasakları dikkate aldığımda başörtüsü yasağı gibi yasakları bunların ortadan kalkması gereken Türkiye'nin yasakları asgari seviyeye indirmiş bir ülke olması gerektiğini, yolsuzlukların bitmesi gerektiğini, e, düşünen yoksulluğun bitmesi gerektiğini düşünen bir insan olarak AK Parti'ye girdim ve bunun böyle olmadığını, olamayacağını AK Parti'de gördüğüm için de onay sonra istifa ettim. Derviş politikalarının devamıyla yoksulluğun bitmeyeceği yok, çok yok, ortadaydı ki Ali umudu, Babacan. Umudu oradan. kimde görüyorsunuz? Şöyle yapalım. Umudu kimseyle umudu, görmüyorum. He? Kimseyle daha görmüyorum. Şu andaki piyasadaki kimseyle görmüyorum. O zaman tamam. Bundan bundan yine devam edeceğim ben. Reklam arasının ardından. bundan devam edeceğim. Umudu kimse de görmüyor. O zaman Şu anda görmüyorum da. Umudu kimse de görmüyor. Enteresan bir başlık bu. Bunu e, reklamdan sonra buradan girebilir miyim tabi Tabii mi? tabii. Tamam. Kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz. Pazar manşeti, reklam arası verdik. Reklam arasının ardından AK Parti 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına giderken kimde ümit görüyorsunuz diye sormuştum. Ama Emin Bey eğer izin verirseniz. Sorudan devam et. Sorudan mı? Tabii. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi biz zaman zaman Cem Toker'i ağırlıyoruz yayınlarımızda. İzliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Cem Toker Çok sizden, sizden sonraki e, LDP genel Hayal başkanı. başkanı evet. e, ama sizi yok kabul ediyorlar. Evet. Niye? Evet öyle yapıyorlar çünkü uyuşamadık hiçbir şekilde. Yok kabul etsinler. Yani mesela. Üç ay kaldım orada. Ben de onlarla uzlaşamadığım için ayrıldım. Niye yani mesela şimdi siz şimdi dur, musunuz Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur. Demin bir sorudan devam edeceğiz. Tabii ona önce. ekleyeceğim onu. Ekleyemezsin. <laughs> Evvela sorunun cevabını vereyim, ondan sonra devam ederiz. <laughs> şimdi dedin ki. Şahısların hangi şahıstan ümit besliyorsun diye hiçbirinden dedim. Neden? Ben düz kurulmuş olan kurallara dayanan evrensel insan hakları, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistemden ümit bekliyorum. Hı hı. Bu sistem geldiği takdirde kurallara oturtulmuş, insan haklarına dayalı hukuk devleti prensiplerine dayalı bir sistem gelir ise insanların kim olacağı çok önemli değil. Hı hı. Herkes bunu yönetir. Birisi daha iyi yönetir, birisi biraz daha az yönetir ama yönetilir. İş böyle bir tek adam rejimi falan gibi yürümez. Dolayısıyla ben şahıslardan değil kurulacak olan düzgün hatta belki adil düzenlersek başka manaya da çekilecek doğru ve adil bir düzenin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi lütfen devam et soruna. Evet. Ee, yani o yüzden de e, bu hep böyle gelmiş. Eee böyle yere... gitmemeli. Böyle gider diyorsunuz. Hayır, böyle gitmemeli. Yani, yani şanslar ortaya. Evet. Yani kim çıkacak da bunu düzeltecek. Yani ben onu da şu anda yani ya kimi... siz siz de girdiniz, siz de parti kurdunuz, partinin genel başkanlığını yaptınız, parti kurmadınız da kurulu bir partinin genel başkanlığını, Üçler başkanlığını yaptınız. Yaptım. Ve Bestimtivuk'tan sonra hem de, değil mi? Evet. Yani evet. efsane bir e, genel başkanlığı. Neyse, yani şimdi o konuyu onlar yokken burada tartışmak istemem ama yani parti genel başkanlığı veya o tip parti siyasetine ben uygun düşmüyorum. Partide bana uygun düşmüyor. Tamam ne yapacağız o zaman? Yani Hiçbir hem, şey... hem sistemden rahatsızsınız hem kişilerden rahatsızsınız. E i̇yi ya işte ya demek onlar ki. Onlar mı kötü siz mi? Hayır iyidiriz? hayır İkisi de değil. Burada kurulması gereken bütün siyaset dünyasının... Hı. Bütün siyaset dünyasının, bütün kamuoyunun, bütün aydınların, bütün halkın anlaması gereken bence hı hı. hukuk devleti prensiplerine dayanan ciddi parlamenter rejim filan da demiyorum. Ha. Kuvvetler ayrılığını nasıl tesis edecekse kuvvetler ayrılığını yani yargı, yürütme ve yasamanın birbirini kontrol edebildiği, ayrımın tesis edebildiği, insan haklarına dayalı hukuk devleti prensiplerinin yürürlükte olduğu bir düzeni kurmamız lazım. O düzenin içinde halk kimi teveccüh edip kimi seçerse o da idare etsin. Evet yani bu düzen ne zaman bozuldu? Hiç kurulmadı ki Türkiye'de. Yani e, Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet tarihinin ilk Atatürk'ün dönemindeki devrimlerin oturtulması dönemi var hı hı. tek parti dönemi var orada bir demokrasiden filan ne dünyada ne Türkiye'de bahsetmek çok doğru değil ama Cumhuriyet kurulmuş ondan sonra demokrasiye geçeceğiz demişiz demokrasiye geçtikten sonra da belki 61 anayasasının e, nispeten bunu temin edebildiğini düşünmek lazım ama o zamanki de insan altyapısı veya kültürel, sosyo-kültürel altyapı bunu hazır değildi. Türkiye'de hiçbir zaman doğru dürüst bu kurulmadı ki. Doğu Perinçek gibi düşünüyorsunuz. Doğu Perinçek gibi düşündüğüm konular olabilir, olmayan konular olabilir. Ama bu konuda Doğu Perinçek ne düşündüğünü bilmiyorum. Yani 27 Mayıs'ta devrim diyor. 27 Mayıs'ta devrim ben... Şimdi bak Doğu Perinçek'in 27 Mayıs'ta ne dediğini bilmem. Hı hı. Ben 61 Anayasası'nın bazı maddelerinin Türkiye'de yasama yürütme ve yargı organları arasındaki dengeyi nispeten daha iyi kurduğunu söylüyorum. Başka işte bir şey iyi, o zaman da işte iyi ki 27 Mayıs yapıldı diyor. Hayır hayır. Ne demek canım? Yani 27 Mayıs yapılmadan kendimiz beceremiyor muyuz ya bazı şeyleri? İlla ki bazı şeylerin yapılması için darbe mi yapılması lazım ya? 83 milyon insan var. Hı hı. 600 milletvekili var. Bu milletvekilleri illa ki bir darbe mi gelecek de bazı şeyleri düzeltecekler? Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Darbeyi kim onaylar? Kim onaylar darbeyi? Böyle şey olur mu? Her türlü darbeyi lanetliyorum. Darbe teşebbüslerini de lanetliyorum. Yani bunun altını çizelim. Biz kendimiz zaten ne oluyor? Darbenin sonunda tepeden inme bir şey yapmaya kalktığın takdirde Hı -hı. tabanda bunun karşılığı olmuyor ve oturmuyor işler zaten. Hı -hı. Yani tank görseniz üstüne çıkar mı Tankı görmemeyi temenni ederim görmemeyi. Tabii görmemeyi. Peki Tank, öyle bir tankları var mı? ne ihtimali? Yani? Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Ne demek tankları görmek? Tankları görmemeyi temenni ederim. Tankların hiçbir zaman Türkiye sokaklarında kendi halkına karşı harekete geçmeyeceği bir düzenin tesis edilmesini temenni ederim. Zaten böyle bir şey de ihtimal vermiyorum. Hayal mi bunlar? Bu bu darbe laflarını çıkartanlar safsatadır. Hı hı. Hükümetin mitini İçişleri Bakanlığı sarayı da bu dedikoduları çıkartanları derhal tespit etmeye davet ediyorum. Eğer bir milyonda bir bunun doğru tarafı varsa bu adamları yakalayıp kulaklarından adalete teslim edin. Eğer yok böyle bir şeyin aslı da yoksa bu dedikoduyu çıkartanlar Halkın birlik ve beraberliğini bozmaya teşebbüs eden işte insanların Bey, bunu yani karşılığını veririz Takdir ettiğim bir siyasetçisiniz, kişiliksiniz. Ama samimi kanaatlerinizi dile getirmiyorsunuz. Algısı oluşuyor benim gibi bir adamda. Neden? Niye? Şundan dolayı. Ya Ben e, naçizane söylüyorum. Kimse de izlemiyor zaten bizi baş başayız. O yüzden rahat. <laughs> yani şimdi bu ülkede cumhuriyet mitinglerini siz yaptınız, darbe e, için yaptınız. Hayır, bir tanesine katılmadım. Bir tanesine katılmadım ve bir tanesini de tasvip etmedim. 15 Temmuz'dan önce bu stüdyoda yayın yaptık. Darbe olmayacak dediniz. Darbe safsata dediniz. E hala diyorum. De, e, da, i̇şte halk da zaten gerekli cevabı verdi. Safsata oldu. Çıktı ortaya. 15 Temmuz yapıldı bu ülkede. Ben senden o, o zaman öyle bir şey olup olmadığını çıkartıp bantı ha. seyredelim. Hı -hı. Darbe olmayacak demiş miyim dememiş miyim? Çıkart. Ha, ben, dediniz mi yani darbe olacak dediniz. Ne münasebet ya. Nereden bileyim ben darbe olup olmayacağını teşebbüsünü. E bugün olmayacak diyorsunuz. Olmaması gerekir diyorum. Bak lafları, lafları çarpıtmayalım. Ya, çarpıtmayalım. Hı hı. Olmaması gerekir. Olmayacağı bir düzenin kurulması gerekir. Kuvvetler ayrılığına dayalı, hukuk devleti prensiplerine dayalı, askerin yerini bildiği, polisin yerini bildiği, paramiliter örgütlerin kurulmamış olduğu hı hı. bir düzenin olması gerekir. Hı, o paramiliter örgütler önemli. Ergenekon'dakilerin bazıları o paramiliter örgütlerden değiller miydi? Ben görmedim. İşte, Onu bak şimdi yani tekrar. Öyle, böyle bak, söyleyince ben de e, ben abi kardeşim sen beni hakikaten hı. ben o kadar şeffaf ve samimiyim ki hı hı. belki sizler bunu algılamakta zorluk çekmenizde problem var. Hı hı. Ben son derece şeffafım. Milletvekilliğimde de şeffaftım. Hatta hı hı. AK Partililer o zaman vesayetten ödleri koparken askere karşı en fazla sesini yükselten milletvekili bendim. Hı hı. Biliyor musun? Anıtkabir anıtkabir meclise bağlansın diye diyen bendim. Hı hı. O halı oradan kaldırıldığı zaman askerden titrerken meclisteki bazı insanlar buna karşı askere sesini yükselten belki tek insan bendim. Doğru. Hilmi Özkök'ün darbe yapmasını teşvik ediyordunuz. Efendim? Hilmi Özkök'ün sen De... bana bak bu hakarete girer dikkat et. Bir, bir, bana hakarete girer. Bir dakika, it evet. tarih veriyorum şimdi. Sizin Şöyle. dediğiniz tarihte sizin milletvekilliğinizde bu cümleleri ettiğiniz zaman Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı mıydı? Evet. Evet. Darbe yapmıyor diye eleştirmiyor muydunuz? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yani sadece siz değil oradaki geniş Sen kesimle... bırak benden konuşuyorsun sen benden dalga mı Hayır, geçiyorsun estağfurullah, ya? Estağfurullah ben askerin, Ben askerin siyasete müdahalesine en fazla karşı çıkan insanların başında geliyorum. Eleştirilmedi mi o dönemde Hilmi Özkök darbe yapmıyor diye? Eleştirenlere soracaksın. Ya kimlerdi onlar mesela? Ya, Sor. Onları o, ben bilmiyorum onları o kendilerine soracaksın ama bana böyle bir şekilde konuşamazsın. Evet siz hayır de, siz hayır de, hayır, de, hayır, de, hayır hayır hayır. Ben Hilmi Özkök'ü doğru dürüst doğru dürüst askerlik yapmadığı için tenkit ettim. 1 Mart tezkeresi gelirken Dast ağzını açmadı. Askerlik ne demek? Yani darbe As, Askerlik mı? ne demek? Darbe mi yapmak askerlik ya? Ne demek? Öyle şey, bir şey olur mu? Askerin iç hizmet kanunu kalktıktan sonra zaten İç hizmet kanunu kalktı böyle saçma sapan bir şey olmaz asker bugün siyasetin verdiği görevleri Türkiye'nin sınırlarını korumak ee, yine Türkiye'de eğer siyaset görev veriyorsa içeride asya şeyi temin etmek ve dışarıda hudutları korumak üzere var olan bir müessese. Ne demek askerin darbe yapması? Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Evet. Yani o yani genç subaylar rahatsız haberlerini destekleme hemşire. Ne münasebet. Yani Cumhuriyet'in attığı, Mustafa Balbay'ın attığı münasebet. manşetleri Ne münasebet. Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Desteklenir mi böyle bir şey? Ha, gazetecilik özgürlüğü çerçevesinde haber veriyorum diye çıkıyorsa Mustafa Balbay, çağırırsın, konuşursun kendisinden. Hı hı. O haberi niye yaptığını anlatırsın. Ama bunu bir darbeyi teşvik sahikinden yaptıysa Mustafa Balbay, o da ayıp etmiş ama askerin siyasete karışmasına belki de en fazla e, karşı çıkan milletvekillerinden bir tanesi bendim öş şey olur mu? Evet. Ee, peki seçim bekliyor musunuz? Şimdi buraya atladıksa bugün mü? Ya bugün yarın ondan sonraki gün. Seçimi inşallah 3 sene 3 sene içerisinde bir gün Hı. zamanında veya daha evvel olmasını, Hı. sağlıklı olmasını, Hı. sağlıklı bir yüksek seçim kurulundan yapılmasını Hı ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını hakikaten temenni ediyorum ve bekliyorum. Anladım da işte bütün bunları da bakın sağlıksız sağlıksız bir seçim sistemi, sağlıksız bir seçim e, se, ne seçim yüksek kurulu. Ne değil mi? Değil mi? yanlış söylemiyorum herhalde. Seçim evet, yüksek SPK. kurulu. Evet. Yüksek seçim kurulu. yüksek seçim kurulu. Özür dilerim. Yüksek seçim kurulu. Anayasa Mahkemesi, yargı, siyaset, medya hepsini eleştiriyorsunuz. Eleştiriyorum tabii. Yani her şey kötü. Tabii. Allah'tan Allah'tan bir koronaya <laughs> Sağlık Bakanlığı'na bir laf etmediniz yani. Or, orada da şey diyorsunuz finansmanını öğrenemedik. Finansman tamam. Şey, tefaf tefaflığını öğrenemedik evet. e, diyorsunuz. Evet. E, ama yani her şeye Şimdi değişmiyor. Yüksek Seçim Kurulu nasıl eleştirmeyim canım? Hı. O referandumda referandumun bitisine bir saat iki saat kala e, damgasız oylar geçerlidir diyen büyük Seçim kurulunda ben itimat mı mıydı? E, CHP'liler de imza verdi. E, onu. İyi halt etmişler. Ya yani de iyi halt etmişler. Onlar da yanlış yapmışlar. Hı hı. Ben şu anda hiçbir partinin mensubu değilim. Eğer CHP'liler de itiraz etmemişler ise, hı hı. Bilmiyorum etip etmediklerini hatırlamıyorum. Etmemişlerse iyi halt etmişler. Hı hı. Evet, CHP'liler yani Yüksek Seçim Kurulu'nda mı? gündeme geldiği zaman oradaki temsilci, evet, bu kabul edilebilir diyor. Çünkü daha sandıklar açılmamış. Sandıklar açılmadığı için kanun e... var, kanun. Hı hı. Başta kanun var. Kanunun üstünde diye yüksek seçim kurulu böyle de, böyle de bir davranışta böyle bir karardı verme hakkına sahip değil. Evet. Peki e, bu sözcüyle ilgili çok sık e, FETÖ'cü e, cümleleri dile getiriliyor. Sözcü gazetesi. Sözcü evet, sözcüyle ilgili. Yani e, sizce e, özgürlüğü sonuna kadar kullanmıyor mu sözcü gazetesi? Şimdi basına... Yakın olduğunuz için soruyorum onları yani. Ben sözcü... Ya da Oda TV'yi. Oda, Oda, TV. Oda, Oda, TV'den başlayalım müsaade edersen. Hı. Şimdi, yani barışlar suç işlemişler midir mesela? Bilmiyorum. Bak, çok güzel bir soru sordun. Barışların suç işip istemediklerine karar verecek olan merci ben değilim. Hukuk verecek. Hukuk verdi işte içeri. Hayır, vermedi. Hayır, hukuk hukuksuzluk yaptı. Ama Bir dakika dur. <laughs> ya, bir dakika dur ya. ya, ya siz böyle ya, söyleyince de ben İle laf şey... Lafımı bitirtmiyorsun buyur, ki. Buyur. Niye dediğimi söyleyeyim. Buyur, buyur. Barışların yargılanmasına hiçbir itirazım yok. Hı hı. Barışların tutuklu yargılanmalarına itirazım var. Hukuk verdi onunla Hayır. Hukuk, hukuksuz bir karar verdi. Tamam da bak. Çünkü Fatih'cim cümlemin Hı. sonuna kadar getirt. Hı. Bir Hı. insanın Hı. Hı. yargılanmasının, e, tutuklu yargılanıp yargılanmamasının usulü var kanunda. Diyor ki kaçma şüphesi var ise, delilleri karartma şüphesi var ise, Hı. halkta bir galeyana sebep olması durumu var ise tutuklanır diyor. Bir de cezai durumu itibariyle. Bunların hiçbiri yok. Hı hı. Dolayısıyla bu insanlar yargılansınlar, mahkeme karar versin, MİT kanununa göre bir suç işleyip işlemediklerine hı hı. ama yargılama süreci tutuksuz olsun diyorum. Hı hı. Ben suç işleyip işlemediklerine karar verecek merci ben değilim. Hı hı. Bunu yapanları da kınıyorum. Bu şekilde konuşanları da kınıyorum. Bunu yapmanın da basın kanunu 18-19. maddesine göre de kanunsuz bir hareket olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani biz oturup burada devam eden bir mahkemede karar suçludur suçludur deme hakkına da sahip değiliz. Bu bizim işimiz değil. Ama siz batıyı biliyorsunuz, batılı istihbarat örgütlerini biliyorsunuz, içinde bulundunuz demeyeceğim, bulunmadınız. Hayır e yani şimdi... Neyi? Sen neyi ima ediyorsun e ya? Şunu söyleyeceğim yani bir Mossad'la, bir BND'yle, bir MI6'den böyle İngiltere'de böyle bir haber yapılabilir mi? Yani bir MIT mensubunun deşifrasyonu yapılabilir mi? Yap Yapılmak... Amerika'da yapılır mı? Hayır efendim böyle bir şey kanunen suçsa... E, tamam Bir dakika buna sen karar vermeyeceksin diyorum. Mahkeme karar verecek Hı hı. Sen veya başka gazeteciler çıkıp da efendim bunlar bunu yapmışlar. Bunlar suç işte deme hakkınıza sahip değilsiniz. Hı hı. Basın kanunu da zaten bu konuda konuşmamanızı emrediyor. Yapmıyorsunuz bunu. Ben bu konuda onun için konuşmayacağım. Hı hı. Ben yargılanmaları makuldür ama yargı tutuksuz yargılanmaları gerekir. Aynı gerekiyor. adamların, aynı adamların bu size kumpaslar kurulurken Ergenekon sürecinde, FETÖ'nün gazetelerinde Bayrak bayrak yazmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Karşı gazetesi nasıl? Çok yani kötü. şimdi bu işte bu bu yani bu ters köşe stratejisi yani bugün savunduğunuz barışlar dön karşı gazetesinde, petonun yayın dakika, organında. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben barışları savunmuyorum. Anladım. Ben barışların Anladım da şimdi... tutuksuz yargılanma haklarını savunuyorum. İşte ben de şunu anlamaya çalışıyorum Emin Bey. Yani sizdeki anlamak istediğim şu. Yani bu adamlar mesela Oda TV'de çalışınca FETÖ'cü olmaz. Sözcü FETÖ'cü hiç olmaz. Bir dakika. Olur mu? Şimdi gelelim onlara. Olabilir. Heh, bravo. Olabilir. İşte tamam. Şimdi Ola... Rahatladım ben. Şimdi rahatlayacaksan o zaman Cuma günü yayınlanan Oda TV'deki programı seyret. Hı hı. Oda TV'de yapılan bir programda karşımdaki muhatabımdan kavga ettik bu konuda. Hı hı. Kavga. Ne diye? E, aç Açmak. Hı hı. Hukuk meselesinde o çıktı. FETÖ'cülerin hakkı hukuku yoktur dedi. Hı hı. Ben de dedim ki herkesin hukuk çerçevesinde hakkı vardır. Hı hı. Hukukun yerinde kendini formal FETÖ'cülerin hakkı hukuku yoktur diyen kişi FETÖ'cü olabilir mi? bilemem. Hayır, yok onu şahsen. Hayır ama bakın şimdi burada ters hayır, köşe işte. Yani isim... O adamı 20 senedir tanıdım için... Adam da işte ters köşe, ters köşe, hayır, ters, köşe hayır. ters köşe, ters köşe. O kişinin şahsında konuşayım. Hı. O kişinin FETÖ'cü olma ihtimalini hiç görmüyorum. Yani hayatımın en büyük sürprizi olur ama hiçbir Peki ihtimali... 20 yıldır tanıdığınız bir adam neden böyle bir haksız bir cümlenin altına imza atar o zaman? Buyurun. Şimdi bir takım korkuların esirleri olduğu kanaatine geliyorum. Ve ortadaki kamplaşma ikliminin insanları çok katılaştırdığını, haktan hukuktan uzaklaştıklarını, hukuku ikinci plana aldıklarını ve karşı tarafı düşman olarak gördüklerini görmeye başlıyorum. Yani Ve bunlar bunlar Erdoğan'ı kutuplaştırıyor diye suçlayan adamlar, adamlar olduğu halde. Daha da kutuplaşmış Heh, vaziyetteler. İşte O yüzden daha bunlar da FETÖ'ye kutu... hizmet ediyorlar. Emin Bey. Bunlar, bakın bunlar tarihi cümle bu cümle. Bu bunlar... adamlar bu cümleleri eden adamlar FETÖ'ye hizmet eden adamlar. Bunlar her türlü. Oda TV'de sözcü de FETÖ'ye hizmet eden kurumlar olduğunu belki ileride göreceksiniz. Bugün belki Şimdi değil. Bugün böyle bir laf edemem. Şimdi Siz benim, sözcüğü ben tenki, benim sözcüğü tenkit ettiğim kısım sözcüğü hakikaten tenkit edilecek tek konu ki orada zaten bir dava görüldü. Bir bulmaca meselesi vardı. Bulmacada hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı ilzam edecek bir bulmaca yüzünden yargılandılar. O yargılamanın yargılama sonucunda da bir sonuç çıktı. Ancak Şimdi orada... değil şeyin Emin Çolaşan'ın biz o, beceremedik, e, Fethullah Gülen becerdi. Orada geleceğim. O, bu davada o konu konuşulmadı. O hı. bulmaca konusu. O bulmaca konusunu çok ayıp görüyorum. Öl, şimdi, öl Tayyip öl. Ha Yani öyle saçma sapan bir bulmaca hı hı. yapılacak iş değildi. Şimdi onu diyenler bugün FETÖ'ye saldırıyorlar. Çünkü şimdi, ne? FETÖ'nün birlik ve beraberlik içerisinde kalmasını arzu ettikleri için saldırıyor karşınızdaki Şimdi muhakta. ben de sana bir şey söyleyeceğim. Bak, bunu Ortadan kaldırması gereken Türkiye'deki siyasi iradenin başındaki insanın davranışlarıdır. İmam Cemaat meselesidir. Hı hı. Bu kamplaşmaya mani olacak şekilde hukuki çerçevede evvela devleti temsil eden hükümetin hareket etmesi lazım. Buna karşı öbür tarafın buna uyması lazım. Uymadığı takdirde de maalesef bu tip organizasyonların, bu tip fetö tipi organizasyonların Buna benzer sağdaki soldaki PKK'sı vesairesi her türlü teröre bulaşmış organizasyonun maalesef cirit attığı bir ülke haline geliyoruz. Hı hı. Onun için biz evvela hukuk devleti olmayı becermemiz lazım. Hukuk devleti içinde bizim gibi düşünmeyen insanı düşman görmek yerine toleransla bakmayı öğrenmemiz lazım. Yeter ki şiddete ve silaha başvurmasın. Şimdi benim bu konuşmalarım sana ters geliyor farkındayım. Zaten ters geldiği için bir sürü insandan uzlaşamadığım için zaten siyasi partilerin içinde siyaset yapmıyorum. Ama bu fikirlerimi ben hiç değiştirmedim. Hı hı. Türkiye'de dindarların, laiklerin uçları reddederek, uçları reddederek tolerans içinde, hukuk devleti prensipleri içinde hareket etmesi lazım. HDP içinde bana her sorulduğunda aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Meşru bir siyaset partisi, siyaset siyasi partisiz doğru. Ama evvela muhatap alınmak istiyorsanız çıkıp diyeceksiniz ki ben PKK ile bütün ilişki kestim. PKK silah bırakacak, terör Türkiye'de bitecek. Siz bu lafa etmediğiniz müddetçe siz muhatap almanın imkanı yok. Bunu da söylüyorum. Evvela bunlardan uzaklaşacağız Fatih... Hı hı. Hukuk devleti prensipleri içine gireceğiz. Şiddete başvurmadan ifade özgürlüğünü savunacağız bu ve hukukun kurallarına uyacağız. Evet. Bu evet. İş Bankası'nda da var. Ayasofya'da da var. Yani demin lafı geçtiği için söylüyorum. Evet. Hasan Atilla Uğur milletvekilliği başvurusunda bulundu mu diye bir soru geliyor. Genç Parti'ye bulunduğunu hatırlıyorum. Evet. Reddetti Genç Parti. Reddette. reddetti. Evet. Evet. Genç Parti hayatını devam ettiriyor mu şu anda? Ben içinde değilim. Hayır yani var mı yani? Benim bildiğim kadarından büyük kongrelerini yapmaya hazırlanıyorlardı. İl ve ilçe, ilçe ve il kongrelerini bitirmişler. Büyük kongre yani şu anda genel o büyük kongre denilen kongreyi yapmaya hazırlanıyorlardı. Bu koronavirüs şeyleri girdi Hı. araya. Her an uzan dönebilir yani. Bilmiyorum dön, dönmeyecek. Yani dönecek durumda olduğunu da zannetmiyorum. Yani, Çünkü Türkiye'de mahkeme kararları var. Mahkeme kararları Gerçekten var. Gerçi siz onlara itibar etmiyorsunuz. Neye itibar etmiyorum? E, Cem Uzan'la ilgili verilen kararlara. Şimdi, yani hukuk hukuk dakika, yok de, diyorsunuz dakika, Türkiye'de çünkü. Bir dakika. Kararların yanlış olması başka, kararların var olup olmaması var. Evet, var ama. Kararlar bu Kararlar var. Ben bu kararları yanlış buluyorum. Kararlar kesinleştiği için de tenkit ediyorum. Hı hı. Bu kararlar yanlıştır diyorum ama kararlar var. Evet. Ama bir de Kanun diyorsunuz devleti ki babası, de babasıyla e, diğer kardeşinin suçlarını Cem Uzan'a... E, yükleyemezsiniz diyorsunuz. Kesinlikle. Eğer varsa onların da suçu bak. Onların da suçu var ise. Hı hı. Şu, suçların şahsiliği prensibi çerçevesi ben kardeşi veya babası suçludur da demedim. Suçları var ise hı hı. bunların suçlarını Uzan'a yüklenemez diyor. Ama işte hepsi bir iç içe değiller dediniz. Sanki onlar ben da öyle görüyorum evet. Yani yani i̇çine girip da, görünce tabi, çok farklı. Görebilecek görüyoruz. miyiz Cem Uzan'ın Türkiye'ye döndüğünü bilmiyorum. görebilecek miyiz? hemen niye ederim ama bilmiyorum. Sö, Burak Akbay'ı görebilecek miyiz? Burak Akbay'ı ben hayatımda 5 sene 6 sene evvel bir veya iki kere gördüm. Hayır Türkiye'ye dönebileceğini görebiliriz. E dönmesini temenni ederim Akınipen, tabii. Akın Efe, Efendim? Akın Efe. Akın İpek konusuna gelince Akın İpek, bak Akın İpek evvela şu Bergama altın madenini kimden nasıl aldı onu bir anlatsın. Akın İpe, Hilmi Güler başta olmak üzere hı hı. bu altın madenini ne diye verdiler, hı hı. nereden çıktı da madenci oldu kartpostal basarken şunu bir anlatsın. Hı hı. Ondan sonra onu neden... Bak yerli ve milli olacağız diyorlar ya. Yani bir dakika Fetücü dur, bir değil. dakika Fetücü, dur. Ona da FETÖ'cü değil diyeceksiniz gibi geldi. Bana. Ne, ne, ne münasebet, ben tanımam ki Akın İpek'i. E, tamam. Bilakis Akın İpek'e bak sorduğum sorunun dibine git. Tamam. Dibine git. Bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hilmi Güler, hı hı. Hüseyin Çelik vesaire bu konuya niye delalet ettiler de Hilmi Güler'e şahsen söylediğim halde hı hı. bunu eti holdingi alacağınıza Bergama Altın Madeni'ni özelleştirmeye kalktınız? Hüseyin Çelik dediğiniz? O milli zamanki Milli Eğitim Bakanları. Milli Eğitim Bakanı ile ilgisi Ne ilgisi var? Ondan sonra verilen ihaleleri anlatsın Akın İpe'ye. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Evvela bunlar bir aklansın. Hı hı. Ben Akın İpek'i tanımam. Akın İpek'i Bergama Altın Madeni neden? Ya anlamıyorum ben. Bergama Altın Madeni kapalı. Hı hı. Bunu çalıştıramazsın diye bas bas bağırıyor devlet. Hı hı. Ondan sonra Akın İpek alıyor. Üç gün sonra maden açılıyor. Nasıl oluyor bu iş? Biz o zaman Hilmi Güler'e ben şahsen teklif ettim. Arkadaş, Türkiye'deki bütün altın madeni ruhsatlarını topla. Bunları Eti Holding'e getir. Hı hı. Eti Holding'de kontrollü bir şekilde, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bu madenler işletilir hale gelsin, ondan sonra bunu borsada aç, FETÖ, 100 milyar bu da, dolarlık. bu kadar etkin olduğunu biliyor muydunuz? Ben iki, benim mücadelemi al bir kardan alalım kitabını aç Hı. oku da, FETÖ'yle ne zaman mücadele etmeye başladığımı gör. O zaman terör örgütü denmiyordu da paralel devlet paralel devlet yapılanması deniyordu. Bu mücadeleyi belki 2002-2007 seneleri arasında en fazla yapanlardan bir tanesi benim. O yüzden mi e, Tukak'ı elde edildiniz? E valla ilk gözaltına alınan benim, yargılanan tek milletvekili benim Ergenekon'da. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bilmiyorum ki. E Belki işte, onların adamı olabilirsiniz. Öyle mi diyorsun? Anlat bakayım nasıl olabilirim ya. ya. Ben ne bileyim ben. Ya. Şimdi ne bileyim diye konuşma bunu itham eden. Hayır itham etmiyorum. Bak şimdi Onların, hayır, onların adamı şöyle. Ola şöyle diyorum. Yani çünkü öyle bir denge Ulan var. Ulan 12 senem çalındı 12 senem. Hı -hı. 12 senem çalındı ve bu kumpası kuranları ortaya çıkarın diye buradan bas bas talepte bulunuyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Peki o zaman şu soruyu... Yani bazı soruları şu soruları... sor, sor, sor. Son, şu soruya cevap verebilir misiniz? Yani bundan iki sene önceye kadar Erdoğan'a en ağır cümleleri eden Bahçeli bugün nasıl e, Erdoğan'la birlikte ya da... E, <laughs> Güzel soru. Ya da, ya da, ya da, ya da sorayım. E, bundan iki sene önceye kadar... E, ölünceye kadar Erdoğan ve ailesiyle birlikteyim diyen Davutoğlu neden bugün bir parti kuruyor? Ya yani bu ya da dün Abdullah işte o devam et e Süleyman Soylu, Doğal tamam. Kurtulmuş... Bush... buyurun. Benim attım işte. Anlatın iki, bunları. Iki, bak ben anlatmam. Bunları kendileri buraya oturacaklar. Onlara sen soracaksın. Ben kendimden sorumluyum. Benim hattım hiç değişmedi. Hı -hı. Hiç değişmedi. Bedelini siyaseten ödedim mi? Ödedim. Bir e, maddi olarak ödedim mi? Ödedim. Bütün Hı -hı. ücretli şeylerimi, bedelleri ödedim. Hı -hı. Ben burada oturuyorum arkadaş. Ben o gün neysem bugün de oyum. Ben hiç değişmedim. Hı hı. Ben yolsuzluklarla mücadele ettim. Yoksullukla mücadele etmeye aklım enerdiği kadar ettim. Hı hı. Yasaklarla mücadele ettim. Hukuk devleti kurulması için mücadele ettim. Bugün de hala siyaseten elimden geldiği kadar bizden sonraki nesillere düzgün bir Türkiye bırakılması için bu mücadeleye devam ediyorum. Benim attım değişmedi. Devlet Bahçeli'ye sorun çok şeydir. Ee, hı hı. meşru bir sorudur. Hı, hı. Davet et, gelsin buraya. Siz, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ben yorumda bulunamıyorum. Ben anlamıyorum ki yorumda bulunayım. E tamam da yani ama bir adalet olmadığını Herhalde. biliyorsunuz. Efendim? Bir adalet olmadığını biliyor Emin Şirin. Evet. E, bu fizibilite raporlarının kamuya açıklanmadığını söylüyor. Biliyor, biliyor mesela. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun olmadığını söyleyebiliyor. Çok eksik ama, olduğunu veya... Ama işte olduğunu. bazı şeylere de gelince üstün körü geçiyor Emin Şirin. Yani aslında artık Emin Şirin tam konuşması gereken zamanda diye düşünenlerden birisiyim. Yani ufuk açacaksınız. Yani eğer biliyorsanız bir gerçeği açıklayacaksınız burada. Yani mesela Bilmiyorum. Nazlılıcak, Nazlılıcak, Merve Kavakçı'nın yanında ne geziyordunun cevabını biz Emin Şirin'den alamayacaksak ha, bir dakika. kimden alacağız? Ya, şimdi baştan başlayalım o Merve Kavakçı meselesine gelelim. 50 kere anlattım, 51. kere tekrar anlatayım. Evvela Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Numan Kurtulmuş'un, neden eski konuşmalarına nazaran bugün böyle bir çerçeveye girdiklerini Hı. ve e, hesap soracağız derken hesap verecek duruma neden kendilerini soktuklarını ben bilemem. Hı. Bu soruyu onların cevap vermesi lazım. Ben tahminlerde Mesela bulunabilirim. Nasıl olacak masum mu? Bir dakika dur. Bir dakika geleceğim. Hı. Lafımı kesme. Evvela o siyasilerden başladık. Nazlı olacak çünkü daha aşağıda bir yerde. Nazlı olacak da Merve Kavakçı meselesini Bizzat yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Hı hı. Bunu 50 kere anlattım. 51. kere tekrar anlatayım. Nazlı Merve Kavakçı konusunda hı hı. o yemin etme konusunda hiçbir dahli yok. Peki. Merve Kavakçı kendi odasına gelip hı hı. abla beni yalnız bıraktılar. Hı hı. Bunlar beni yemin ettirtmeyecekler dediği için hı hı. bir kadın dayanışması için yanında yürümesinin haricinde hiçbir şey yapmadı. Yalnız bırakan bir dakika. kim? Yalnız bırakan partinin organları. Her Erbakan yok o sırada. Recai Kutan var. Recai Kutan var. Abdullah ya, Gül bu, var. Bugün bir dakika. başbakan olurdu dediğiniz Erbakan. Bakın şu an... Anda... Erbakan yok diyorum ya. ya Recai Kutan bir dakika. kim demek? Ee, hayır bir dakika. E, hayır. Hayır. Bir dakika dur. Erbakan'ın fikri alınmış olabilir veya olamaz. Tamam. Erbakan'ın o günkü... Ben Erbakan'a her zaman sahip çıkarım. Hı. Yanlış yaptıklarını da bana göre yanlış yaptıklarını ya ben da Ben de sahip çıkarırım. çıkıyorum canım. Tamam. Şimdi gelelim. Abdülhatif Şener ertesi sabah ...zehir zemberek bir basın toplantısı yaptı. Zehir zemberek. Ne diyor? Bu konuda yemin ettirilmemesi hı. konusunda. Çağır kendisini anlatsın. Bak arşivden. Hı hı. Merve Kavakçı'nın yemin günü ertesi günü... ...zehir zemberek basın toplantısı yaptı. Neden yargılanmadı da sadece Merve Kavakçı'yla Nazlı yasaklandılar? Neden Nazlı Ilıcak'ın savunması... Neden şu anda dinle beni. cevabıdır o? Beni bir dakika dinle. Hı. Hı neden Nazlı Ilıcan savunması Fazilet Partisi'nin kapatılma davasında davanın içine konmadı? Bu savunmayı kim yaptı? Neden Nazlı Ilıcan savunmasını koymadılar oraya? Bunların cevabını da onlar versinler. Yani orada yapılan bazı pazarlıklar var ise... ...bunların ortaya çıkarılması lazım. Haşim Kılıç'ın da cevap vermesi gereken evet, konular çok var. güzel aslında. Cemil Çiçek'in de cevap vermesi gereken konular yani var. Çok güzel aslında. Burada enteresan da bir noktadasınız. O şu, işte Nazlı da FETÖ'den içeriye girmesi... ...o dönem bu kadına haddini bildiren diyen Ecevit'in de... ...Fetullah Gülen'in Ecevit'e şefaatçi olması. Buyur. Yani bugün belki de Fetullah Gülen'in en serpildiği dönemler... ...AK Parti'nin bir dönemi haricinde ha. belki de Ecevit'in dönemi. Evet. Evet. Nedensa o okuyacağız bütün konuyu. E kötü okuyoruz bunları. Hukuk devleti olmamaya bağlıyoruz. Bak tekrar geliyorum. Ben insanlara bağlamıyorum konuyu. İyi ki konuyu buraya getirdin. Hı. Konunun insanlara bağlı olmaması gerektiğini, bir hukuk devletinin kurallar çerçevesinde yürümesi gerektiğini ve bir cemaatin dini veya e, dediğim e, bir eğitim cemaatinin devletin içinde özellikle paralel devlet yapılanması şeklinde yapılanmaması gerektiğinin örneğini veriyoruz. İş şahıslara bağlı olduğu zaman bu oluyor. Buna Özal da şefaat etmiş, desteklemiş, Demirel de desteklemiş, Ecevit de desteklemiş, Tayyip Erdoğan da desteklemiş, Abdullah Gül de desteklemiş. Hepsi desteklemişler. Sonra da Allah bizi affetsin diye ortaya çıktılar. Doğru mu? Daha şeyden Allah bizi affetsin de Tay duymadık Tay Abdullah Gül'den. Tayyip Erdoğan'ın desteklemediğine ben adım kadar e, eminim ama diğerler için aynı şeyi söylüyorum. Yok mi? destek, nasıl, olur mu canım? Ben milletvekiliyken bu konuda sorduğum sorular Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan e, muhataptı. Olsun öyle e, öyle e. olsa. Belki e, o gün içerisinde devletin içerisinde nasıl şimdi bunu seni bunu söylemenin geçerliliği yok çünkü kendisi hı hı. kendisi sayın Recep Tayyip Erdoğan Neyse dilerse de vermedi. Ha, verdik dedi ha. sonra da Allah beni affetsin milletim ve Allah beni affetsin dedi yani o dönemde onu da desteklediğini Peki. o zaman kendisi şu anda Tayyip Erdoğan'dan başkası bu fetöyle mücadele eder mi bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın da bugün doğru dürüst mücadele ettiği kanaatinde değilim. Bak lafımı dikkatli seçiyorum. Bilmiyorum cümleler. Tayyip Erdoğan'ın da ya bilmediğim şeyi ben biliyorum demem ki. Ben Tayyip Erdoğan'ın da bugün yeterli mücadeleyi tam olarak ortaya koyduğu kanaatinde değilim. Peki FETÖ gelse şu Siyaset anda ayağı nerede Türkiye'de kalabilir misiniz? Siyaset ayağı nerede? FETÖ şu anda iktidara gelse 15 Temmuz'da başarılı olsaydı siz bugün Türkiye'de kalabilir miydiniz? E bırak kalmayı ben herhalde Silivri'de sürünüyordum. Hayattaysın. E o zaman kim bununla mücadele edebilir? Sistem, sistem. Hukuk sistemini kuracaksın. Şahıslara bağlı olduğu zaman ne oldu? Bak şimdi sorayım sana, mücadele eder mi diyorsun? Hı hı. 15 Temmuz araştırma komisyonu raporu niye çıkmadı? Niye çıkmadı Fatih? Sen gazetecilik Ol, seçim yaptın oldu. mecliste. Seçim oldu. Seçim oldu çünkü. Ne de demek seçim oldu? Seçimden sonraki cumhurba şey meclis başkanına çıkarması lazım. E, tamam da işte. İki, seçim oldu. Doğru, bir dakika yüzden. dur. Hı. Sayın Devlet Bahçeli çok yüksek perdeden bir talepte bulunuyordu. 15'te muhalif siyasi aya çıkarosun diye. Be. çok güzel. Lafımı kesme. Çok bir cümle değil. Nerede mi? bu ha, siyasi Çok güzel bir şey. Diyor ki ee, hakikaten diyor Emin Bey çok güzel her şeyi biliyor. Mers her şeyi de. bilmiyor. Özür dilerim ama TMSF e ve BBBC'yi e, e, yalamış, yutmuş diye bir değerlendirmede bulunuyor. Evet bildiğim konuyu biliyorum, evet. bilmediğim ama konuyu işte bilmiyorum. Arkadaşlar bu FETÖ'yü anlatın. Emin Bey Allah size uzun ömür versin. Niye biliyor musunuz? Bildiklerinizi anlatın diye. Ve istediğiniz zaman benim yayınlarım açık Emin Şirin'e. Bil... Şirin açık benim yayınlarım. Çok teşekkür Çünkü ederim. Niye? Şundan dolayı ben Emin Şirin'in bildiklerini ben anlatmayacağım. Ben bildiğimi anlatıyorum. Ya ben Onun bildiklerini ben anlatmayacağım. Sen, İstiyorum ki o anlatsın bildiklerini. Ben bugün elimden bu kadar sen geldim. Sen nesin? Sen mit misin? Ya Estağfurullah. Sen nesin estağfur o zaman? Benim bilmediğimi sen nasıl biliyorsun e, ya? Hay, düşünebiliyorum. Baktığım zaman şöyle görebiliyorum. Bu saçlar... Tahminde, tahminde kadar. Bu koronalı misin? günler var ya size o kadar güzel yaramış ki. Tahminde saçlar olursunuz. güzelleşmiş, sakal ol, güzelleşmiş. Bir e, ak e, sakallı kıvamına gelmişsiniz. Sağ ol, ben size teşekkür söyleyeyim. E, teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. Sağ ol. Bir cümle edecekseniz edip... Yayını kapatabilirim. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Ben bildiğimi biliyorum. Bilerek konuşuyorum. Bilmediğimde de haddimi biliyorum ve bilmediğimi söylüyorum. Evet. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde manşetlerin dilinde Ali İhsan Karas... izliyor musunuz manşetlerin dilini bilmiyorum. Yok. He, bütün programları izleyemiyorum. YouTube'dan bakmaya çalışıyorum evet, sonra. Evet. Bakın YouTube'dan bakın. Fatih Dağıstanlı diye YouTube'a girin. Bakın abone de olun. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte... Karşınızda olacağız. Çünkü Ali İhsan Bey'in de Emin Bey'le ilgili attığı mesaj vardı. Onu da birazcık yarın belki irdeleriz. Ergenekon var mı yok mu? Gitti mi bitti mi? Kapandı mı kapanmadı mı? Yoksa yargıda halen açık bir unsur var. Ve yarın önümüze tekrar gelebilir mi? Emin Bey de merak edecektir büyük olasılıkla. Emin Şirin'e, AK Parti 22. dönem milletvekiline teşekkür ediyorum. Ben keyif aldım. Umarım sizler de izlerken Emin Bey de karşımda otururken aynı keyfi almıştır. Aldım. Teşekkür ederim.